Herkese merhaba, ben Emin. İstanbul'a ve Easy Turkish'in ilk bölümüne hoş geldiniz. Bugün Ortaköy'deyiz. Bugün Emirgan'dayız. Bugün İstiklal Caddesi'ndeyiz. Bize İstanbul'la ilgili en çok neyi sevdiğini söyleyebilir misin? İstanbul'la ilgili en çok neyi seviyorum? Vakit geçirmesi güzel bir şehir. Bol bol imkan var. Zaman çok çabuk geçiyor. Ve İstanbul'da doğup büyüyüp yaşayan biri olaraktan hani nereye giderseniz gidin İstanbul'u mutlaka arıyorsunuz. Vapur. Vapurla seyahat etmek İstanbul'un en keyifli avantajlarından bir tanesi. Vallahi ben emekliyim. Ekseriyette balık tutmayı seviyorum. İstanbul'u sadece gezmeyi seviyorum. Kalmayı değil. İstanbul'la ilgili en çok neyi seviyorum? Gezecek yerleri çok. Deniz kenarlarını falan, sahil kenarlarını seviyorum. İstanbul'da en sevdiğim şey denizi ve gemilerin o güzel sesleri. Evet, ben de katılıyorum kızıma. Ben de İstanbul'un denizini, doğal güzelliklerini seviyorum. Boğaz manzarası. Yani denizi ve manzarası. Yani. Ben de aynı boğaz ve deniz. Yani. Ambiyansını. Röportaj yapabilir miyiz seninle? Konuşamıyor musun? Hiçbir şey konuşamıyor musun? İstanbul'u seviyor musun? Bari onu söyle. Sevmiyor musun İstanbul'u? Sevmiyorum. Peki bir turist kafilesi geldi ve dedi ki sana beni İstanbul'da bir yere götür. Ömrüm boyunca orayı hiç unutamayayım. Nereye götürürdün onları? Nereye götürürdüm? Dolmabahçe Sarayı'na götürebilirdim. Sonra Üsküdar'a götürebilirdim. Eminönü'ne götürebilirdim. Mısır Çarşısı'nı falan gezdirebilirdim. Yani şu an bunlar aklıma geliyor. Kız Kulesi. Turist kafilesi. Sultanahmet'e götürdüm. Yani ilk aklım orası geldi, Sultanahmet'e götürdüm. Zor soru. Vallahi çok yer var. Dolayısıyla bir yer için, spesifik bir yer için bir şey söyleyemem ama herhalde Sultanahmet olur, Boğaz olur. Buralara götürürdüm. Üsküdar'a götürürüm. Üsküdar'da okuyorum ben. Üsküdar'a sahilde bir çay ısmarlarım. O kadar yani. Ben Moda'ya götürürdüm ya. Moda evet gerçekten dünyada sayılı yerlerden yani. Yani açıkçası bilmiyorum. Hani kendim nereye unutuyorum onu tamam onu bilmiyorum ama herhalde onları da böyle yukarılardan bir yerden denizi gören, boğazı gören herhangi bir yer. O tarz bir yer yani. Eminönü balıkçısına götürürdüm. Başka? Başka nereye götürürdüm? Ortaköy Camii'ye getirirdim. Arboretum'a götürürdüm. Atatürk Arboretum'a bol yeşillikle. Bu kadar. Valla ben balık tutmayı çok seviyorum. Balık deniz kenarına getirmeyi isterim yani. Veyahut da İstanbul'un tarihi yerleri var. Mesela camiler var, başka yerler var. Oralara götürür, oralarda gezdirmeyi severim yani. Bir Yerebatan Sarnıcı, iki Heybeliada. Dolmabahçe Sarayı'na yani kesinlikle. Aynen öyle. Peki bana İstanbul'u tanımla desem nasıl tanımlardın İstanbul'u? İstanbul kimdir? İstanbul'u. Huysuz, aksi, lanet. Olur mu? Yeterli mi? Öyle tanımlıyorsa. Benim nezaket geliyor. Nezaket geliyor. İstanbulluyu. Evet, İstanbul. Bencil. Bana Türk kültürü hakkında tipik bir şey söyleyebilir misin? Türk kültürü hakkında tipik bir şey. Güzel soru. Misafirperveriz yani. Cana yakınız, sıcakkanlıyız. Çok meraklıyız. Çabuk sinirleniyorlar. Çok hemen sinirleniyoruz. Doğru, çabuk sinirlenmek. Ben de aynısını diyebilirim. Sıcakkanlı insanlar. Muhteşem. Hep canlı. Güler yüzlü. Atatürk. Güzel. Misafirperverliği, sıcaklığı, samimiyeti, kim, hangi ırk millet olursa olsun elinden her şeyi yapma isteği, elinden gelen her şeyi. Fazla sıcakkanlılık. Ama bazen de fazla soğukkanlılık. Peki İstanbul biliyorsun çok kalabalık bir şehir. Bunun bazı avantajları var, bazı dezavantajları var. Sence hangisi daha çok? İş olanakları fazla. Dolayısıyla kalabalık olmasına rağmen İstanbul'da kalıyoruz. Daha çok kazanabiliyoruz. Daha kolay iş bulabiliyoruz. Yani geçim derdi nedeniyle İstanbul'da bu nedenle kalıyoruz bence. Yoksa kalabalık bir şehir, zor bir şehir ama iş olanakları daha iyi.
Benim için dezavantajları var, tamam. Ama burada olmayı sevdiğim için bence en büyük avantaj bu. O yüzden diğerlerine ağır basıyor. O bambaşka bir şey yaratıyor. Çok sevdiğin de şeyler görüyorsun, hiç sevmeyeceğin şeyler de görüyorsun. Kedi seven birisini de görüyorsun yolda yürürken, kediye vuran birisini de görüyorsun. Başka nefret ilişkisi yaratıyor. Sen de mi istemiyorsun röportaj? Hiçbiri istemiyor zaten. Konuşmayacak mısın? Son sorum. İstanbul'da bir şey değiştirebilecek olsan neyi değiştirirdin? Trafik. Kalabalığı. Yani ve çok aracı değiştirmek isterdim. Onları yok etmek isterdim. Güzel olurdu. Trafik sorununu. Kaos. Kalabalıktan kaynaklanan kaos yani net. İstanbul böyle güzel ya.